Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize hayırlı sabahlar dileriz. Bugün de yeni bir videomuza başlayacağız sabah erkenden. Şimdi küçük başlarımız, büyük başlarımız hepsini, kedilerimiz, köpeklerimiz hepsini doyurduk. Anam bugün bizlere bakalım nasip olursa saçta bir şeyler yapmaya çalışacak. Şimdi hamura başladı, o da yukarıda. Ben de hemen buradan girişten başlayayım dedim. Çünkü takipçilerimizden yoğun istek var. Böyle eski zamanlarda, mesela 50'li yıllarda, 70'li yıllarda gurbete göç etmiş takipçilerimiz var. Eski evlerde daha çok vloglar görmek isteğiyle. Biz de elimizden geldiği kadar sizlerin gördüğüm yorumlara bu şekilde yanıt vermeye çalışıyorum. Duman içeriden bağırıyor. Kanı dok dumanı, yatsın. Şimdi arkadaşlar, bir sulu kar yağıyor böyle, yağmur, kar karışık yani. Hemen videomuza geçiyoruz. Videomuzu beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Daha çok yorum, daha çok beğeni diyoruz. Hep beraber inşallah. Çünkü takipçilerimizden görüyorum, sağ olsun da var olsun da. Yorumlarda da inşallah diyorlar Fatih 100 binlere. Sizlerin sayesinde arkadaşlar inşallah 100 binlere biz de hep beraber, hep birlikte çıkacağız. Çünkü çabayla, bir emekle, bir emek sarf ederek yani. Haydi bakalım, şimdi başlıyoruz. Evet. Sulu kar yağıyor arkadaşlar. Şöyle bacamızı göstereyim. Bacamız ufaktan tütüyor. Şimdi demin baktım, köy konağında da çalışma var. Oraya da inşallah bir şeyler yapıp getirmeye çalışacağım. Ustalar gelmiş. Kapımız örtülmedi şansımızdan. Kapıyı örtelim. Salih'le anam, adamın ışığını kapatalım. Şöyle dışarısını da bir çekelim, şuradan gelelim. Biz buraya çardak diyoruz arkadaşlar. Yağıyor yağmur. Çardakta dönelim. Şöyle içeri doğru gidelim artık. Sabah şimdi arkadaşlar, içerisi karanlık gibi oluyor. Işığı yaktım. Evet. Haydi bismillah. Eskilerden arkadaşlar. Eski hatıralar, dikiş makineleri hepsi duruyor. Günaydın Salih. Kameranı el salla. Kedi mi gelmiş? Gelsin Salih ya. O da bizden. Yabancı değil. Biz onlarla yaşıyoruz zaten. Kedilerimiz, köpeklerimiz hepsi var. Ha? Tamam Salih, onu da kuracağız. Salih, soba kuralım diye. Tamam Salih. Onu da yapacağız zamanla. Hava yağışlı ama yumuşak arkadaşlar yani. Sert bir hava yok. Yağmur yağıyor. He, yağmur, karla karışık. Yağmur yağıyor. Maşallah. Dün geceden beri yağıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Oğlum. Ama birazdan açılacak gibi. Hava açılmaz ya. Ne Salih? Hava açılmaz ya, yağmur. Devam eder. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim sizlere. Hamurumuz burada. Ocak başımız, sacımız. Her şeyimiz hazır. Birazdan anam katmerli ekmek, işte serme ekmeği, artık ne yaparsa bilmiyoruz yani. Şansımızdan ne çıkarsa. Salih bir şeyler karıştırıyor oralarda. Onları şey etme Salih, sen elleme. Dur. Anam şimdi ayarlayacak Salih onları. Başımıza gelen. Ustala gelmiş. Evet. Ekmeğimiz de az gibiydi. Ne edelim onlar? Bir şey olmaz. Ne Salih? Evet. Gel. Bu da çok uslu bir kedi arkadaşlar. Bu ara sıra geliyor bize. Her zaman gelmez. Hayatta sofraya girmez yani böyle. Kanun doyuru bir köşede yatar. Ne ettin Salih? Dün misafirin av ettin. Yani av etti derken arkadaşlar, gezdi dolaştı dilediğince. Daha gitmiş. Hava yağıyor, yağmur yağıyor. Tabii canım. Yani yok yani diye gitmiş, var hava yağıyor. Maşallah, şöyle yağmur değil. Maşallah çok güzel yağıyor Salih ya. Geceden beri yağıyor. He? Salih yine bir şey değil. Ne diyorsun Salih?
Geçen sene aldığın cizmeleri beğenmiyor. Niye edeyim? Onları da ben giyiyorum arkadaşlar. Takipçilerimiz biliyor. Salih sana sattıydı cizmeleri diyele. Pazardan almış gelmiş. Yok ben alırım. Yumurta pişirelim Fatih. Yumurtalı ekmek mi? Yok yok. Hayır yumurta. Cizme mi? Ya, yine cizme ya. Sayıklayana bu. Hangi birini alacaksın Salih? Tabii canım. Allah'ım kolaylık ver. Haydi bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Kuyumculardan hiç haberim yoktu. Ha kuyum şeyde. Yağmurla havada. Tavan çakıyor lan he. Alt katı tava da yapılıyor. Küçük gayri. Arkadaşlar işte. Ekmekçi gelmez şimdi. Bugün mü? Bugün ne? Oğlum perşembe. Perşembe. Yarın cuma. Cuma gelmeye. Cuma günleri gelmeye. Perşembe geliyor yani. İşte ekmekçinin de günleri var. Kemal Emmi de bizi izliyor. Gelmez belki. Kemal Emmi de bizi izliyormuş hani. Geçen de iyi sizin diye. Bütün hayvanların ismi mi var lan oğlum diye ekmek alaki. Bu emmi dedim. Şakalaştık. İşte arkadaşlar. Çay olmuşla ekmek yok. Eskiden babaannelerimiz nenelerimiz yani geçmişte sabah ezanıyla kalktıkları bir güne önce hayvanlarını doyurup ve evde tabii ki o zaman ekmekçi yok bir şey yok. Köy fırını değil de böyle ocak başında bu şekilde ekmeklerini yoğururlarmış. Eskilerden de sizlere anlatmışlardır hep. Rahmetlik babaannem de anlatırdı bize. Kalktığı zaman böyle hemen sacını yani sacını kormuş. Yokluk varmış ama yine de o yokluğun içinde yani bir hamur yoğurup bir şeyler katmerli ekmek ne bileyim yağlı ekmek diyoruz biz. Bazlama diyelim ya şimdi. Yok yok biz şimdi bu ekmek yok ya ustalar şimdi çay koymuşlar. Yanına birer yumurta birer katmer. Birer katmer yapalım işte. Yok şey de diyorum hani yani geçmişte de diyorum yani mesela kalktığı zaman sabahleyin tabii. Eskiler hemen bir katmer yapıp bir bazlama yapıp. Şurada bulgur çorbası kaynayacak Fatih. Bulgur çorbası bak arkadaşlar. Ya. Tık tık öyle şey de değil. Bugün arkadaşlar o saçtan sobamız yok. Bugün normal hakiki saçta işte. Bugün serme yapacaktım ben. Ustalar haber ha. Yok. Sermek mi yapacaktık? Ekmeğimiz dedim az nasip gibi. Böyleymiş işte. Ne diyeyim şimdi çayınlar orada onlara da koyalım. Hemen 5 dakikada. Şimdi saçağın birini de ne çevir orada onlara. Sesim yine biraz bozuk çıkıyor galiba. Bana da öyle geliyor. Ben hiç soğuğu gelemiyorum arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim açık konuşmak gerekirse. Mersin, Tarsus o taraflarda. Oranın ikliminde yaşamam lazım benim. Çabucak üşüyiveriyorsun hemen. Göç et alıyoruz ama Fatih. Bismillah Allah'ım sen orada. Hiç kışa dayanıklılığım yok benim. Çaylar var mı orada demlediler mi? Hı hı var anam. Bugün de videomuz böyle arkadaşlar. Vallahi yalan yok. Dün ekmek vadeyi almadık. Ekmek fiyatları da artık her zaman ekmekçi bulunmuyor yani. Gelmediği gün de oluyor. Ama hazır ocak başı şurada. Tabii ki unun varsa, sacın varsa şurada. Yiyeceğin kadar olsa. Öyle ya. Ama bizim ustalardan haberimiz yok orada. Yani bugün çok yağmur yağıyor. Maşallah. Geceden beri yağıyor ya. İnşallah yaparız da. Şimdi yoğurdu da yapardım hem de. Bilmem belki yabancı insanlar yer mi yemez mi? Yoğurtlu ekmeği mi? He.
Bilmiyorum vallahi anı ya. Evet, bu şekilde ekmek yapımımız da başladı. Şimdi ilk ekmeğe daha dur. Elimiz biraz. Salih bekliyor. Salih'in bu aralar arkadaşlar pazar sayıklıyor. Pazara gideceğimiş. Gidecek mi Salih? Dün de avogadro köpeğini gezdi. Yağmur ya Salih. Hayır gidilmez bu yağmurda. Ne anı o katmer mi? Çeşit katmer var. Çayla kahvaltılık arkadaşlar. İstediğim çeşitte katmer yaparsın. Hadi bismillah. İlk. Neydi? Takipçilerimizin bana söylediği şu arkadaşlar. Biz zaten beton binalarda görmekten sıkılmışız Fatih Tiyeli. Biraz da eski evlerde bu şekilde videolar, eski evimizde video çekmeye çalıştıyalı. Ben de işte sizlerin isteğinde bu şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Hem de bir zaman tüneli yapıyoruz, geçmişe yolculuk yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterelim yakından. Altına. Ne yani? Altına yanmasın diye sarı koydum. Biraz fazla bir şey yeme. Bomba ya. Günlük işte arkadaşlar. Bazen hayvanlarımızı otlatırken, bazen evde, bazen yemek yaparken bu şekilde videolarla karşınıza geliyoruz. Salih otur. Şöyle sıcak sıcak yiy bakalım katmerli ekmeği. Öyle mi? Yiy sıcak sıcak soğumasın. Yok yok sıcak olan şimdi. Hele. Hele. Lan kırmızı şapka. Bugün laf atıvermiyorum. Bazen arkadaşlar bir başlıyor. Değil mi Salih? Her gün aynı mod olmaz. Yazı var, kışı var değil mi oğlum? Tabii canım. Yazı var, kışı var. Biraz ileri kalksan. Yağmur yağıyor, sadece cısır cısır düşüyor. Yağıyor ya. Şöyle dışarısını göstereyim arkadaşlar ben size. Hey maşallah. Tavukla gıdaklamaya başladı. Yavaş yavaş. Yumurtaları da alman ya yeter. Ne yani? Yumurtaları da ocağa koyaydık. Koruz 5 dakika ya. Şimdi bir iki bizi hiç bırakmıyorlar maşallah. Yetiyelim. Yeter ya karanmayı. Biraz tabii yumurtaları azaldı arkadaşlar. Artık kış geldi. Hava soğudu. Yazın çok yumurtluyorlardı. Kış tüylerini döküyor Fatih. Yani onunla da o zaman dökümünde şey etmeli. Artık Salih'in ördekle yumurtlayacak. Değil mi Salih? Ördekle. İkisi de mi la? Biri diş değil mi? Biri diş herhalde.
Gel. Saca mı yağmur dökülüyor ya, yok yağıyor yağmur. Maşallah. Yağsın rahmet ya. Haberlerde izliyoruz boyuna, barajlar azaldı, şuru azaldı, buru azaldı. İnsan üzülüyor yani. Bak şimdi herkes arkadaşlar arpasını buğdayını ekti. Komşularımız biz de ektik. Artık verici Allah yani. Maşallah çok güzel yağmur yağıyor. Toprak suyu da iyi. Tabii arpa buğday yani dene olmasa ne yiyeceksin? Ekmeği nereden bulacaksın buğday olmasa? İşte arkadaşlar videomuz bitince iki çuval silaj çıkardım ben. Yağmur yağsa da gayrı onu çıkaracağız. Ondan sonra da kararız. Ha öyle yani. Biraz hava dinince de hayvanlarımızı sularız. Bu şekilde katmerimiz bir şey arkadaşlar. Biz ekmeğimiz yok yani az değil. Ya işte eskiden de öyleymiş aynı. Sabahleyin kalktığı zaman ekmekçi diye bir şey yokmuş ki. Herkes ocak başında bu şekilde ekmeğini yapıp çoluğunu çocuğunu doyuruyormuş. Yani. Önce yal tenceresi kaynayacak. Bir kere de ne? Sonra sacı. Şimdi arkadaşlar valla bir tane yoruma cevap verdim geçen gün. Hani normalde yine sorulan sorularda cevap veriyorum. Hiç sıkıntımız yok Allah'a şükür. Ama şöyle bir şey daha var. Geçen bir tane eski videomda takipçinin birisi bizim o takipçimiz değil demek ki. Yani dışarıdan ilk defa gelenlerden oluyor böyle. Demiş ki biz bir yerde bir kemik mi hani geçen de şeyde hani bir şeyle yaptıydık ya. Nerede? Köpeklere kemik vermediniz demiş. Takipçinin birisi takipçi değil yani dışarıdan o ilk defa izlemiş galiba. Niye? Ha yok yok o gün hatta biz hayatta arkadaşlar köpeklerimizi doyurmadan ne kendimiz yürüz. Bizim için. Aha vedük ya o gün işte sen dumangile onu diye veriyorsun. Yok la pazardan kemik alma değil Salih onu demiyorsun. Biz yerken diyorum köpeklere vermemişsiniz diye bana yazmış. Ben de dedim ki siz eğer gerçekten bizi takip eden, bizleri tanıyan birisi olsanız dedim. Bizim o hayvanlar zaten hepsi sokak hayvanı. Bir yerden özel alıp da hayvan beslemedik biz yani. Onlar bize sahipsiz gelen hayvanlar. Kedili olsun. Ha kedili olsun, köpekli olsun. Yani ama ben de ona kişiye cevap verdim. Dedim bizi takip eden, bizi tanıyan birisi olsanız zaten öyle yazmazdınız dedim yani. İşte açıklamasını yaptım arkadaşlar. Demek ki böyle ilk defa izleyenlerden de oluyor. Hani eskiler bizi biliyor. Bir tek kedim var, bir tek. 10 kedi var şimdi mağazada, 10. Bir tek kavun var zaten bizim. Gerisi hepsi dışarıdan gelme. Allah şahidim 10 kedi var 10. Orada yemlerini, sularını veriyor. Ben de şok oldum ya öyle köpeklere kemik vermiyorsun deyince. Geçen birisi de şeye yazmış hani bağdaki köpeğe hiç salmıyoruz mu diye. Ben de dedim ki biz onu gece salıyoruz geziye. Çünkü Allah etmesin yani onu demiyorsun Salih dur. Allah etmesin gitse birisini ısırsa bir şey olsa ya. Tabii kolay değil. Ama o köpek de lazım bize evin önünde yani mesela. Bekçi gibi aynı. Gece sabahı da gezi evlerin önünde mesela havluya. Ben kedmenim ya öyle çok bir kere tarıyorum bir de. Onu diyorum işte Salih yani gündüz gündüz bağlıyoruz. Bizleri öyle ilk defa izleyen takipçilerimiz olursa buradan onları da söylemiş olayım. Ben bir sefer tarıyorum. Bir de sallamam. Asla yani. Hayvanları da ne kadar sevdiğimizi sizler de biliyorsunuz. Zaten geçmişimizde de öyle arkadaşlar. Benim küçükken de
rahmetli dedemin olsun, rahmetli babamın olsun kaç tane köpekleri vardı yani. Çoktu. Babaannem kedileri çok severdi. Onun halen daha ana kedisi var. Bir tane kedisi bak Şurada duruyor. 10 yıla yakın olmuştur babaannemi kaybedeli mesela. Arkadaşlar halen daha o kedi yaşıyor yani. O kadar severdi ki babaannem. Sarı sen oradan biraz şu tarafa otur ayağım. Zaten bu ben bir İşte sever böyle sarı, arkadaşlar. Bir sever sarı böyle köpek. Bir Başınızı de da ağrıtmak istemiyorum. Yengeli bağlı köpek. Yani şey Yazılanlara yapacağım. da cevap veriyorum. Ne yapayım yani? Sorulan soruya Hepsi cevap bir şey vereceğim. verecek Fatih. Tabii canım. Hepsi bağlı köpekler. Yani yatıyor orada. Orada yatıyor, orada yatıyor. Sen onları salıvereyi gezdiriyor. Sen ne diyorsun Yok, sen? Bir sefer, bir sefer gezdirsin. Onları bağlayacağım. Bir sefer gezdirsin köpeği, bağlarsın sonra. Bir daha bari. Durar. Davara giden davara gider değil mi? Ya köpek gitme. Misafire diye Salih mama alacaksın Ya diye. geri geliyorum ha sen. He? Geri geliyorum senden. Salih şeyi devireceksin oğlum. Pislaç mıydı ne? Pislaç'ı Ay kötme devireceksin. ya. Yedim ben gari yeter. Hı? Şöyle içeyim. Şöyle içeyim. Tamam ben misafirleri şimdi yapacağım. Yapacağız oğlum ustaları da Oğlum yapacağız. derim ya ben yağmur yağıyor değil mi? Ne? Adere bom gizat gidiyor yağmur da yağıyor değil mi? Yağmur yağıyor Salih. Ha. Hayvanları doyuralım da. Hayvanlarımızı doyuralım. İşimizi görelim bu şekilde. Yani yavaş yavaş gideceğim. Hızlı gitmeyeceğim yani. Yavaş yavaş. Seni. Ha arabayla mı? Ya şu hani şunları aşuları devlet de onun için ben hani iğne vuracak ki bu kadar. Söyleyelim de ona göre yani. Ne zaman gelinecek, ne zaman gidilecek. Onu da bize haber verecek la Salih. Geçen gün sordum Salih. Aşı gelince bize verecekler haber. Veteriner buraya geldi ya. Ya biz demelimiz lazım onlara. Yani onların haber vermesine Geçen gerek yok. İneğe buzlattı ya geldi ya. Yok dedi de yine yani. Yani köpeğe yani vurduracak da yani mesela. Biz dememiz lazım onlara yani. Tamam onlar Ne zaman gelecek? Bir gün, iki gün sonra mı gelecek? Aşı yani. Gelince haber verecekler Salih. Ha. Hop. Yani aşı İşte bu bulmadan süper gidip ya. orada. Hemen şimdi Köpek yanında şeyde. bir de çay arkadaşlar. Şey. Köpek bu arada gitti şeyde. İğne vurmasan. Küçük yavrusu var Salih'in Ölü işte ölü bu öyle. Duman. Gide bakalım. Tamam Salih ona gençlik Öteki de aşısı. gider, bu da gider, giz de gider. Yani giz de. Gençlik İğne aşısı vurmaz. yaptıracağız onlara. Şey, vuracağız da gençlik. Yani öteki, hani bu dertini çekmeyeceğiz ya yani. Yavru olmayacak ki. İğneyi vurduracağız bir daha bu. Ha. Ne oldu ne? Çayı demlemişlerdi. Ha, ha. beklerdi yanım. Tamam bana. Sen Ben sonra neyi yumurtaları veririm? basan Fatih. Sen yap. He? Yumurtalar şimdi durun ya. Ben ekmekleri yapana kadar... Yumurtaları ana şöyle ekmekle bitsin hemen 2 dakika sıcağından bir sürü gideriz. Bir tek Ha. yağlı ekmeği şimdi veremeyiz oraya. Yok canım. Sen 2 dakika hadi yavrum şeye koy be hadi. Kasap o da kaynasınlar. Ben otur koyayım burada ya. Sen niye oturuyorsun Ha Salih. zaten? Ben otur koyayım diye. Sen de iş gör Salih. Katmerlerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi Değinendikçe yavrum aşağıda şey yapalım. ustala çalışıyor. Hemen alıp gideceğiz. Hani? Hamur değinendikçe yoğuracağım. Tabii Suyu canım. koyacağım. Geçen de Değinendikçe. takipçimizin biri yazmıştı takipçimiz. Demiş böyle böyle zeytinyağı hani katın Biliyorum biliyorum pamuk ben. gibi eder demiş hamuru yani. Onu çabuk edeceğim. Çok durdursan çürüdü. Allah Allah. Tabii. Ben şükürler olsun yani her bir bilgim işte. Nereye vursam şöyle. Ben de Abi çoğuru vereceğim de. geç kalmadık daha değil mi? Yok. Yok yok geç kalmadık. Hemen anca çay demlenmişti daha işte. Sabah mesela iş yerlerinde arkadaşlar saat 10'da çay saatine çıkınca böyle börek olsun sabah kahvaltısı zaten hani uykumuz açılmış bir iki saatte çalıştıktan sonra çok Aç güzel bayağı olurdu. insan. İş yerinde bizim aşçımız vardı Nurcan abla kulaklar çınlıyası derdi bize size öğlen yemek vermeyeceğim derdi. 10 çayını da yiyirdik arkadaşlar. Yani öğlende çok az yemek alırdık. Pişiriyorum derdi. Yemek almıyorsunuz derdi. Çok az alırdık yani. Saat tam
10'da yani kahvaltı saati tam insanın böyle uykusunun açıldığı zaman. Biraz işte biz o zaman tekstilde çalışırken spor yapmış gibi insanın vücudu açıldığı zaman öğlen de yiyesin gelmiyor. Onun için de yiyorduk. Zeytin, Yine de siz peynir her böyle. oturduğunuz yerden çalışıyorsunuz. Katmer, biber kızartması. Oturduğunuz yerden çalıştığını düşün. Evet. Gezeleseniz yemez misiniz, yutarsınız bile. Arkadaşlar, yoğurtlu ekmek yediniz mi bilmiyorum. Yoğurtlu ekmek de yapacağız. Katmerden sonra. Neydi oğlum? Sabah Harbiden mi? kahvaltısı. Bu Allah şekilde. aşkına terbiye etmesin. Amin. Yani şey mi yoğurt mu diyeceğim ben? Yani. Salih. Salih sen de yap hadi. Şey. Yumurtalar. Ha Salih. Hadi yumurtalar hoca. Salih bak. Yumurtalar olmadı hoca. Hadi hemen. Gel hadi yemeğe burada. Kendi kanında öyleyse. Hayvanınki de öyle sanki. Hamur edip o zaman sen de onları ya. E? Hamur edip efendim. Hamur mu? Ha yani şöyle de yağlı ekmek edip onları da yiyeceksin. Tamam. Bir yerleş. Bir yerleş ekmek tamam, için. Tamam Salih. Da yiyeceksin hadi. Acıkmışsın bize bak. Sen de çok orada. Ben mi? Kim ya? Salih diyor. Ha. Dua ediyor herhalde. Ne zaman gel dedi? Vallahi işte yarım saate kadar şey yapacağım onu. Şey yapıyor değil mi? Ha, tavanı yapıyor. Tavanı yapıyor. Şey koydum. Dolaştım ben. Büyük koydum herhalde değil mi? Şöyle. O büyük konte şeylerde. Plak ya. Konte plak koydum şu büyük. Çok girmesin şey diye mi? Konte plak mı? Konte plak gibi. Gibi. Ana, yok ya, yok. Ya, konte plak. Plak ya. Konte böyle plak kalın. Ya. Aynı senin şu ekmek ettiğin şey gibi. Ha. Büyük ama kocaman tam boy. Bütün bıçak. Salih de bakmış bak. Yok ya şöyle buradan buraya kadar. Büyük. Enne ana böyle bir metre çakıyorum. Bayağı daha bayağı büyük. Hemen montalayı veriyorlar. Kuşa geldi ama gayret. Evet. Yapacak bir şey yok. Kuşa gelse Salih bir bile, şey değil. Kuşa gelse bile yapacak bir şey yok diyor. Ne diyeyim? Soğuk alan da yapacak bir şey yok. Yaz bunu şey var da iyi dersiniz. Hani ekmek edersin, bir şey edersin dediğim gibi yollar. Ama bu gibi baba. Ha, Salih. Benim düşünüyorum. Sacın üstüne tiseli ya. Yağmur. Yağmur hani ha, çadırın bu üstüne çık dedi de cısır cısır eti bizim sacın üstüne yağıyor. Oturmayız yağmura şey edelim. Yağlı ekmek verelim. Bir yerleş. Dur. Ustaları doyuralım ondan sonra vereceğim. Sırayla Salih. Ben onlara biraz şey yapıveriyorum. Yani. Yok yani içinde diyor yağlı ekmek. Onları da kokar. Yani şimdi gidilmez doğmadı bir yere gidilmiyor yani. Yağmur yağıyor inşallah. Bu havada gidilmez diye bir şarkı var Salih onu söyle sen de. Oyuna gidilmez baba bak hava yağıyor. Dünkü hava gibi değil yani. Dün sis vardı boğun yağmur var. Ağanın dert günü çobanın yat günüymüş Salih. Ağanın dert günü çobanın yat günü. Çünkü içeride hayvanlarına yem ot vereceği için ağa kara kara düşünmüş. Çoban da yatarmış yağmurlu havada. Yağmurda yatarmış dışarı çıkartmakmış. Tabi. Nereye Eşi gitsin? Eşi var gibi olmaz boyun yatar yani. Yaş olur çünkü boyun. Islandı mı? Gibi olmaz. Kışın ıslandı mı hayvan çok kötü olur. Yok ya yani, geçide var gibi olmaz boyun. Geçi kolay kolay kurumaz sırtı. Geçi kurur ama koyunu kurumaz boyun. Peki bu yaş olur. Kış koyun. Yağmurlarında hayvanlarınızı ıslatmayın arkadaşlar. Dışarılarda gidiyoruz değil. Hayvanları bir kere ıslandı mı koyun olsun keçi olsun böyle. Islatma sakın zayıfladı hemen hayvan. Koyun yerine gidiyor. Hemen koyun yerine gidiyor. Salih. Salih coştu yine. Yok ya koyun nereden? Sabah kalktım ya Fatih bir yağmur yağıyor. Allah'ım dedim. Dışarıda kalan şu hayvanlara dedim ne olur onları. Burada da yağıyor. Hayvanlar burada yağıyor. Sen öylesin. Sen sadece senin hayvanlarını biliyorsun Salih o nice. O hayvanlar dışarıda doğum yapıyor yavrularıyla. Ya öyle de yapacak bir şey yok. Hani bir sene ben çalının içine laylan çektiğimiz üstüne. Çalının içine doğum yapmış hayvan. Bir de ben ya, götürdüm değil mi? Geçeri, kaç tane yavrusu büyüdü onun ya? Geçe de ben götürdüm buradan böyle şeye gidince. Böyle. İşte onun yavrularından. Yoğurtlu ekmek geliyor arkadaşlar. Onun yavrusu herhalde bak oraya bilmiyor o köpeği. Duman orada duman mı? Ya, onun yavrusu. O işte o sokak köpeğinin yavrusu yine o. Ya işte tamam işte o bizim laylanan kapattığımız köpeğin herhalde değil mi yani diyor onu diyor. Anası yok muydu Salih orada sen bunu aldığında?
Ya vardı bir daha kayboldu herhalde. Gitmiş. Ya gitmiş. Büyümüş la yavruları. He? Öyle diyele. Geri kalan yavrular da büyümüş. Orada kırın hocası da bak yani. Ben geçen de gördüm ekmek atıveriyordu. Bakıyor la ya sağ olsun. Nesin oğlum orada aşken? Nesin ha? Maşallah onu özlü de açmasın. Onlar Sinan abiden. Bari bunu, olsun da. Bari bunu şey demiyor şimdi bari. Biraz zaman daha şey demiyor ona. Niye sen? Bunu şey demiyor şimdi. Alamayız mı? Buğday ektik Allah verici artık. Yani verici Allah. Ben diyorum ki şu yarım torba artmış ya. Evet. Bu artanın yanına bir torba daha alalım da bir tane daha ekelim diyor. Havaşma. Oğlum o ne? Buğday mı? Ha. Yetişir mi yani? Yem hem de niye ekilir? Şey ya. Hava açma ya ekemeyiz ya. Yağmur sarı sarı yağıyor. Salih şimdi değil de. Kapat sarıyor. Bizimki sarmaya başladı. Oho leylem işte bak. Sen kalkayım gari ya. İyi lan Salim. Ben niye oturayım boşuna bırak ya gidin. Dur Salim şey değil. Kendin bilirsin ya Salim. Kendin bilirsin ister otur ister kalk. Tamam ya ben böyle. Hemen köpeğe havlayasın arkadaşlar. Neye havlayasın merak ediye bakıyor Salim. Dur bakalım. Tuvalim yat yatıyor orada. Bir kayış daha alalım baba da benimle biraz eskimiş. Neye la? Ama kayış alalım. Lan Salih kaç tane kayış almış onu sen? O şey kopmuş o kayış. Kapatana. Dur lan. Yavaş tripodu neye dağıtma. Kayışı kapatmış da. İyisini normaldi kayışı ya birinden. O biraz şey gibi. Ha yeni aldın bir tane. Aldım ya koparttı onu. İyi sürdü de koparttı onu. Kopardı yani. Yeniden bir daha. Kayış neye dayanmıyor. O ya dayanmıyor. Efe bir kayış bulmalı. İyisini normal. Şöyle kopartmayacak kayışı. Kurt. Kurdundan kangal karşı mıymış bu? Bu köpek. Ya işte. O zaman. Kurt kangal vermeyiz. Dolmuyor ya. Bulduk köpek bir şey. Ya. Ayakta duramıyordu dediğim gibi. Şimdi düzeldi bak iki kaç oldu. Onu civciv yediye atmıştı o zaman. Ha işte adam bakadım önce. Civciv yiyince demek ki dedi. Yedim önce. Aç mı? Böyle aç kalınca ne oluyor tabii. Ama şimdi bari şey etmiş hiç. Asla yemeyiz. Yok. Yo. Hiçbir şey yemez. Bizim kuş da, kuşu da biliyorsunuz arkadaşlar köpeğimizi. Geçen ineğimiz buzladı. Eten yiyeceğim diye. Koyunların eskiden etenini beklerdi başını. Yine dama girmiş. Bekliye baktım. Evet yoğurt ekmeğimizde bu arada. Ne Salih? İyi Salih hemen niye arkadaşlar bu Salih hemen videoyu kapatalım diye bakın. Hani iş konu şimdi ya boş konu. Sen hadi gel toz ne? No ya nereye gel toz ben direkt gidiyorum. Ekmek ediyorum. Ne mi sen? Yo ekmek ediyorum ekmek. Ben de bakıyorum ben keşke de yavrum. Al oğlum al. Yo ya gerek yok çok. Kedir ekmek de ben getiriyorum da katlama ekmek. Köpekler de ben ya katlama ekmek. Şey yani. Herkese birer şey diyor. Aa, yağlı ekmeklerden mi bilir efendim? Ustaları doyuralım, şimdi çay demlenmiştir. Tabii çay hazırlanmıştır. Tabii tabii. Saat öğlen yana giy, çabuk olun. Ben giysin adamı. Ama ne öyle Salih? Ateş gibi giysin de. Ya ne olacak ya, bundan buna bu ya. Hiç konu bu, yazın değil. Hmm. Her birinin ekmeğini yiyecek, yiyecek her birine. Çalışıyor orada, aşım orada. Allah. Güzel cina giysin de. Biz de işte düşünüyor Salih. Ha tabii canım. Öyle yapıyor Salih hemen hemen. Aha. Yani şimdi de bakır bunu biter inşallah. Tavan da yaparlar. Sacın ayarı da önemli arkadaşlar. Çok yandığı zaman da bir anda dığılıyor ekmeği yakıyor yani. Ortasını küllerle sacın. Eski insanla bak. Ben de altına küçük saç koydum. Nereye kul dolduruyorlar? Ortası, ha, ortasını, etrafında yanıyor ateş. Yumurtayla kulu kararsın, ortasını böyle kullersin. Ekmek yanmasın diye. Geçen takipçimizin biri sormuş, kul çöreğe diye yazmış ha, hani. Kul çöreğe ne çok şimdi kul olacak. Ha, bol odun yanmış olacak diyorsun değil mi? O zaman yapılır. Bunları bir sıcak sıcak yetiştirelim arkadaşlar. Buğday veriyor, hani. Alıp gidiyoruz birazdan. Ne
diyorlar. Bir gün dışarıda, bir gün içeride. Öyle ya. Böyle. Bizim işte dediğim gibi hayvanlarımızı otlatırken olsun, yemek işte. Şimdi kış geldi artık. Evde olduğumuz için böyle. Bir yoğurt ekmeğimiz daha geldi. Üst üste koyam hani sıcak dursun da diye. Şimdi biz varana kadar soğumasın da. Onu da yap da şey yapalım. Tepsiyle alıp gideyim ben. Bundan mı? Hı hı. Bundan götüremezsin. Yok abi tepsiye. Hele. Başka hadi tepsiye mi koyun? Küçük tepsiye koyun. Küçük tepsiye koyun. Tamam hani küçük tepsiye koyun o zaman. Şey kahvaltı, zeytin falan onları da. Tamam. Yanına. Tamam onların hepsini. Sen de yardım et. Salih'ini alıp gideriz biz şimdi. İyi ya. Şey diyorum, koyul odasına. İsterseniz pekmez, yeşil, kon, yiyen. Yani olmaz, şimdi. Yal ekmek. Öte yanda yeni yasacı, bu belki 30 senelik. Hangi sadı? Bu ekmek yaptım. Ne diyorsun ya? Allah. 30 yaşında varmış arkadaşlar. Buraya da büyüğünden bir tek şey almalı. Büyük yaslaştı. Bu en büyüğü bu değil mi? Bunun daha bir büyüğü daha. Ha, o geçen işte gittiğimiz dükkanda abi göstermişti bana. Oradan alacağım bir tek şey. Yaslaş diyorum, yaslaş. Taşköprü'de arkadaşlar Salih'e kırmızı şapka almıştık. Türkiye'm alışveriş merkezi var orada. Sağ olsun da Salih'le de çok ben o zaman Kastamonu'da çalışırken de Salih gittiği zaman da sağ olsun da çok ilgilenmişti orada. Ben de hep alışverişimi oradan yapmaya çalışıyorum. Böyle mutfak malzemeleri her şey var orada. Tamam hani o da bitsin. Tamam Salih. Biraz acele ediyoruz arkadaşlar şimdi. Orada ustala çalışıyor biz de yetiştirelim. Normalde bugün anam serme ekmeği yapacaktı. Tere ekmek dediğimiz işte. Hocam demek ki selam olsun. Yani. Hocamız da çok severdik kasada arkadaşlar. Bir ekmeğimizi ortalı bölmüşüz. Bir tabii. Bir zaman. Ama yakında bir daha şey. Kalbimizi kırmışız. Aşağısını. Yok canım. Aşağısı biter yakında. Yani biter yakında şey. Çok severdik arkadaşlar. Biter yakında yani. Neyse. Aşağıken biter diyorsun. Aşağıken biter yakında diyor orayı. Rahmetli babamdı arkadaşlar. Çok hocamızı severdi. Çok severdi. Recep hocamızı. Kere bağırdı. Ah hocam ah derdi. Şimdi bir şey diyorum anne. Baba tüttü mü la? Neyse Ali. Baba gel tüttü ya. Yok şimdi yağmur yağıyor ya, az çok tabii ki. Geri geliyor. Duman az çok geliyor Salih, yağmur yağıyor. Olacak o kadar. O kadarcık şey olacak. Şurada küçük tepsimiz vardı. Salih aldı gel. Tepsiyi bu oğlum. Hadi. Hemen dizelim. Çiçek, alıp gidelim. Ha ve götü. Götü Salih hemen dizelim oğlum. Hemen ekmekleri dizeyim arkadaşlar ben. Alıp gideyim. Valla acele bu, acele işe. Bu yeter ana ya. Daha ne olacak mis gibi. Evet ya arkadaşlar. Bunları al da git o zaman sen. Ekmeklerimiz hazır. Şimdi ben gidiyorum artık. Hadi Salih ucakla tepsiyi. Ucakla tepsiyi hadi oğlum. Hadi gidelim.
Çay da hazır dur. Hadi kusura bakmasın. Hadi bismillah. Hadi var be duş yok var be gidiyoruz. Evet. Köy odasına gidiyoruz hadi var be. Hadi anne sana kolay gelsin. Ben de yapayım. Tamam tamam oldu anne. Haydi arkadaşlar gidiyoruz şimdi. Salih'le. Karanlık görünüyor. Ayakkabılık öyle ya. Salih gidiyor arkadaşlar. Geliyorum geliyorum. Neyin? Ne oldu? Salih ördekle burada. Misafir. Biraz daha sana da geliyoruz kızım. Am misafir. Hemen ıslamadan çalışma devam ediyor arkadaşlar. Bayağıdır yapıyorlar. Caminin önüne koy verelim Salih gel. Ben çay dalayım da gelin oğlum var be. Geç caminin önüne geç var be oraya geliyorum ben. Geç. İçeride arkadaşlar çalışma devam ediyor. Ne Salih? Eyvallah Salih sana da teşekkür ettik. Salih teşekkür ederim şöyle. Ekmekleri bıraktık arkadaşlar. Caminin önüne koyduk. Burada çay falan demlemişler. İşte gördüğünüz gibi çalışma devam ediyor şu anda. Tavan yapılıyor. Afiyet olsun hepinize. Kolay gelsin. Şöyle ustalarımız çalışıyor arkadaşlar. Ekmeklerimizi ikram ettik biz. Yukarı üst kata doğru çıkalım. Yukarısını göstereyim çünkü kapılar o zaman yapılıyordu. Benim geçen de çekim yaptığımda. Orayı da sizlere göstereyim. İşte bir yağmurlu bir köy sabahı da bu şekilde şöyle geldik arkadaşlar. Geçen işte çalışma vardı burada. Geldiğimde kapılar takılıyordu. İşte kapılar bir şekilde takıldı. Lavabo yapıldı oraya. Şöyle göstereyim. İşte ufaktan bir artık bir temizliğe kaldı. Buralarda temizlenip bittikten sonra artık lojmanımız yeniden hazır yani. Buralar hepsi aynı bir şekilde yapıldı. Kapıların hepsi aynı renk. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İşte alt katta çalışma devam ediyor arkadaşlar. Tavan falan çakılıyor. Oralar düzeltilecek. Yapılacak. Sabah bismillah dedik. Bir köy videosuna daha başladık. Derken ustalar geldi. Bugün nasipte serme ekmeği yapacaktık ama yağlı ekmek, yoğurtlu ekmek varmış. Onları yapmış olduk. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Başka bir köy videosunda da görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.